Hocam bir soru soracağım. Buyur inşallah. Allah-u Teala bizi neden yarattı? Dünyayı neden yarattı? Gibi sorular gerek arkadaş çevremizde gerekse sosyal medya platformlarında sorulan kafa karıştırıcı sorulardan bir tanesi. Evet. Bunun nedenini soracaktım. Yani neden yarattığını, neden dünyayı yarattığını soracaktım inşallah. Evet. Şimdi bu Allah Azze ve Celle dünyayı neden yarattı? İşte insanları neden yarattı? Niye yarattı? Sorusunu algılayabilmek için, yani daha iyi anlayabilmek için bir kere Allah Azze ve Celle'yi zat, sıfat ve esma-i ilahileriyle iyi anlamak ve tanımak lazım. Allah Azze ve Celle esma-i ilahilerinde beyan etmiş olduğu isimlerden dolayı birçok vasıflara haiz bir zattır. Allah Azze ve Celle'nin en önemli özellik ve sıfatlarından bir tanesi tekvin sıfat dediğimiz bir sıfattır. Yani yaratma dediğimiz hususiyettir. Halık esması, hallak esması gibi efendim isimlerle bizlere ne yapmış? Bu özelliğini Allah Azze ve Celle beyan etmiş Kur'an-ı Azimuşşan'da. Şimdi tekvin sıfatı olan bir zata işin doğrusu neden yaratıyorsun demek biraz abes bir durumdur. Bu şuna benzer. Yani büyük bir ressam düşün. Birçok yetileri olan, özellikleri olan efendim ve bu sanatını icra eden bir insan resim çiziyor, resim yapıyor. Efendim kendindeki özellikleri, yeteneklerini ne yapıyor? Görsünler, insanlar bilsinler diye bu resimleri yapıyor. Resim yapan şahsa, bu özellikleri olan bir şahsa, işte resim yapma demek ne kadar abes bir durumsa, işin doğrusu tekvin sıfatı gibi yani yaratma sıfatı olan bir zatı da neden yaratıyor, niye yarattı demek bu kadar abes bir durumdur. İkinci hususa gelince, burada şimdi ikinci bir husus ise şu: Allah Azze ve Celle kendindeki işte bu güzellikleri, vasıflarını, yani Rahman oluşunu, Rahim oluşunu, Vedud oluşunu, Şekur oluşunu, efendim bu tarz özelliklerini kainatı yaratarak ne yapmış? Bir nevi göstermiş. Bunlarla kainata tecelli etmiş. Şimdi meşhur bir hadis var. Kenzi Mahfi diye bilinen bir hadis-i şerif. Genelde daha çok tasavvufçular arasında bu meşhur bir hadistir. Orada da işte ne diyor? Diyor ki ben diyor gizli diyor bir hazine idim. Bilinmeyi murad ettim diye. Bu hadis-i şerifi şu şekilde anlamak lazım. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Zariyat 56. ayet-i kerimede insanları ve cinleri neden yarattığını zaten beyan etmiş. Yani ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım diye buyuruyor. Yalnız işte burada göz ardı edilmemesi gereken işte husus budur. Kendi mahfi hadisini söylememdeki sebep de bu zaten. Oradaki o yani bilinmek bilsinler diye sadece ibadet etsinler diye yarattım demek değildir o ayet-i kerime. Yani Allah-u Teala beni bilsinler, tanısınlar, bu hususiyetleri, bu özelliklerimi görsünler ve bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım ifadesi
efendim kullanmıştır. O ayet-i kerimenin aslında sadece ibadetsinler cümlesi yeterli olmayan bir ifadedir. Bu şekilde anlamak lazım. Hal böyle de olunca işte kendi mahfi gibi hadislerin efendim anlatmaya çalıştığı şey daha iyi anlaşılmış oluyor. Allah Azze ve Celle kendinde bu sıfatlar var. Yani Vedud esması var. Seven, sevgiyi yaratan, sevgiyi halk eden, değil mi? Bu tarz isimleri olan bir zat bu özelliğini neşretmek istiyor. Göstermek istiyor, sergilemek istiyor. Ve kainatı sevgi üzerine, muhabbet üzerine ne yapıyor? Halk ediyor. Ondan dolayı işte gerek insanlarda, gerek hayvanlara, efendim birçok esma-i ilahilerde bildirmiş olduğu isimleriyle ne yapıyor? Tecelli ediyor. Bu özelliklerini göstermiş oluyor. Yani bir efendim hayvanın yavrusuna olan şefkati, bir insanın efendim çocuklarına olan şefkati, büyüklere olan işte efendim sevgisi veya bir insanın başka bir insana sevgisi taşımış olduğu, beslemiş olduğu. Bu tarz işte birçok kavramlar Allah Azze ve Celle'nin işte Vedud esması, Rahman esması, Rahim esması gibi esmaların neleridir? Tecellileridir. Ressamın resmini icra ederken nasıl ki tuvali kullanıyorsa, tuvalinin üzerine yapıyorsa, Allah Azze ve Celle de kendindeki sıfat ve tecellilerini kainatı bir nevi tuval gibi kullanmış. Orada icra ediyor. Orada gösteriyor. Anlatabildim mi? Ve bununla ne kadar büyük bir kibriya ve azamet sahibi olduğunu anlatmak istiyor. Burada işte meseleye buradan bakmak lazım. Allah Azze ve Celle kısacası kendindeki o güzellikleri efendim bilinsin, temaşa edilsin ve bu yüce kudrete yarattıkları ibadet etsin diye ne yapmış? Dünyayı ve insanları yaratmış.